İnadım inat diyorsun da aklını başına topla. Başına sardığın bela büyük. Sadece seni değil, ailemizi de tehdit ediyor. Annemin halini görmüyor musun? Daha sana yeni kavuşmuşken tekrar acılar mı çeksin kadıncağız? Bunların eline kan bulaşmış. Vazgeç ne olur. Abi, ailemi korumak benim görevim. Doğru. Ama iki bir çareyi koruyacak kimse yokken ben sırtımı dönüp gidemem. Asla. İyi geceler kız. İyi geceler duaların en... Dur ya, bulamıyorum. Duaların en... En mutlusu. Bugün çok eğlendim ben. Yarın ne yapacağız? Yarın aslında baba kız günü. Baba kız baş başa vakit geçirecektik ama... Eğer istersen hep beraber piknik yapabiliriz. Oley! Yapalım, piknik yapalım. Sen ne istersen o prenses. Hadi bakalım güzelce uyu. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ferit, sözünü tutup benimle kavga etmediğin için teşekkür ederim. Doğa da çok güzel bir gün geçirdi. Ayrıca yarın da kendi gününde burada bizimle olacaksın. Her şey için çok sağ ol. Daha önce de söylediğim gibi, kızım için her şeyi yaparım ben. Ben de öyle. İyi geceler. İyi geceler. Kaç gündür uykusuzluktan yüzüm döküldü. Bu dilenciler yüzünden evde huzur kalmadı. Hep stres, hep stres. Ay Aysel ablacığım hoş geldin. Nerelerdesin ayol? Hiç sorma, fıtığım tuttuydu gelemedim. Ah canım benim ya, çok geçmiş olsun. Kaş bıyık birbirine karışmış. Otur alayım da yüzün gözün açılsın canım benim. Yok anam yok. Al bakalım. Allah. Senin payın. Bunlar da bana düşer. 2 günde iyi mal kaldırdık. Fena patron. Ne oluyor lan? Kaç! Patron kaç! Gel. Bana bak. Poyraz abinin başını yakanlar siz misiniz lan? Biz bir şey yapmadık. Poyraz kim, tanımam etmem. Bana bak. Bir kelime daha yalan konuşursan dilini dişini sökerim senin. Cendere'ye yanlış yaptınız lan siz. Bekle lan sen. Gösteririm sana. Konuş! Konuşuyor musun lan sen? Konuş! Abi tamam dur. Dur gözünü seveyim dur. Tamam biz yaptık. Birileri söyledi biz de yaptık. Kimmiş lan o birileri? Ekmek kuran çarpsın bilmiyorum abi. Telefona sesli mesaj geldi sadece. Dur, al dinle. Şimdi beni iyi dinle birader. Siz beni tanımazsınız ama ben sizi tanırım. Size piyango vurdu. Televizyon, bilgisayar, cep telefonu. İndirdiğiniz çalıntı mallardan 5-10 tanesini cendereden Poyraz Kılıç'ın marangozhanesine çaktırmadan yerleştirirseniz İHA olacaksınız. Büyük para var bu işte. İşi yapmadan önceki gece dükkanın önünde para dolu çanta sizi bekliyor olacak. Temiz çalışın. Alçak şerefsizler. Yürüyün. Ah Poyraz'ım. Ah yavrum ya. Ah yavrum. Oh. Anne. Anne. Cansel. Ah. Orada mısın? Ha. Ne oldu yavrum? Ay anne neler olmuş neler. Ay mahallede çatışma çıkmış. Mahalleyi pis pis adamlar basmış, ordu gibilermiş. Bu uğursuz kadınla çocuğu arıyorlarmış herhalde. Poyraz'ı da onlar mı içeri attırmışlar ne? İftira atmışlar herhalde üstüne. Biliyordum ben. Yetti artık. Oğlumun başını yemelerine izin vermeyeceğim. Poyraz abi yine gece gelmedi. Dün akşam çıksın diye dua ettim ben. Çocukların duası kabul olurmuş Canuka. Peşinize taktığınız adamlar her yanı sarmış. Poyraz'ım sizi korumak için başını belaya soktu. Sizin yüzünüzden içeri aldılar. Senin yüzünden oğluma iftira attılar. Nana! 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 Bundan böyle burada kalacaksınız. Oğluma söz verdim diye sizi kapı dışarı etmiyorum. Ama oğluma söz verdim diye de belayı evime alamam. İyi yaptın anneciğim. Aslında bunların hakkı evden atılmak ama sen yine merhametlisin. Poyraz olmasa ben yapacağımı bilirim ama. Of! Ayağıma gelen fırsata bak. Şimdi sıra kaleye girmekti. Ama önce içeridekileri çıkarmak lazım. Babam birazdan gelecekmiş, telefonda söyledi. Tamam Dodocuğum, sendeki ekmekleri getir, tezgahın üstündeydi. Abla. Şu ateşkes işini iyi ki düşündünüz. Hem Doğa hem sana çok iyi geldi. Ya baksana normalleşiyorsunuz. Normalleşecek bir durum yok Neşe. Doğa iyi hissetsin diye katlanıyorum Ferit'e. Kızım iyileşsin, bitecek bu durum. Ferit de öyle her an evin içinde olmaya alışmasın. Haftada bir gün kuralını hatırlatacağım anı bekliyorum. Günaydın. Oo, sofra kurulmuş bile. Baba! Doğaların en güzel baba diyeni. Kuzum benim, kuzum. Hemen özledim seni. Hemen geliyorum babacığım. Komiserim, her şey yolunda mı? Piknik nasıl gidiyor? Vallahi kızımla vakit geçiriyorum. Bence cennetteyim. Daha da iyi olacak her şey. Ayşe ile işbirliği yaptık ya, doğa için. Birbirimize sabredip iyi vakit geçirmeye çalışıyoruz. Kızım için her şeye katlanırım. Her şeye. Sevindim komiserim. Büyük bir adım attınız. Ayşe komisere bir belge teslim etmek için geleceğim. Bir isteğin var mı? Yok, sağ ol. Gel görüşürüz. Doğacığım, makarna konusunda uzmanım ama yumurta haşlama konusunda upuzmanım. Muhteşem kayısı yumurtaların kıvamı benden sorulur. Bak, bir tane soyayım. Tadına bak. Babam böyledir işte anneciğim. Kendini öve öve bitiremez. Anneciğim, ne oldu, beğenmedin mi? Tadı bir değişik geldi anne. Hay Allah ya. Ben buna tuz yerine şeker koymuşum. Kötü değil ya. Yenir. Doğa. Annen normalde bu böreği çok güzel yapar. Hatta kendi spesiyeli bir çörek vardı. Yapmıştı bana. İlk yediğimde bayılmıştım resmen. Gerçekten mi? Gerçekten. Ayaklarım böyle havaya dikilmişti. Öyle. Tahinini seviyorum diye. Benim için uydurmuştu o tarifi. Nefisti. Aa, çörek. Benim için mi yaptın sen bunu? Ne alakası var? Evde biraz sayın kalmıştı. Heba olmasın diye yaptım. Sağ ol yine de. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anne. Telefonla resmimizi çekelim mi? Senin telefonun güzel resim çekiyor. Olur anneciğim. İçerideydi. Ben getireyim. Ben alırım. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel Volkan. Hayrola? Muhbirlik yapmaya mı geldin? Ben muhbirlik yapmadım. Vicdanımın sesini dinledim. Buyurun komiserim. Sağ ol. Doğa telefonu bulamadı herhalde. Ben ona bakayım. Ben kaçayım komiserim. Size afiyet olsun. Sağ ol Volkan. Efendim Kara? Volkan komiserim, selam. Şu yan kesicilik dosyasıyla ilgili ifadeleri sen alacakmışsın yarın. Alırım da Ayşe komiser ilgileniyordu o dosyayla. Ayşe komiser kızıyla Eskişehir'e gidecekmiş o yüzden. Alo, Volkan orada mısın? Alo. Vallahi kızımla vakit geçiriyorum. Bence cennetteyim. Daha da iyi olacak her şey. Buradayım. Tamam, hallederiz Kara. Ferit komisere söylesem mi ki acaba? Hayrola? Muhbirlik yapmaya mı geldin? Madem muhbiriz, görevimizi tam yapalım o zaman. Efendim? Alo komiserim, sana bir şey söylemem lazım. Ayşe komiser izin almış. Doğa ile birlikte Eskişehir'e gideceklermiş. Haberim var mı bilemedim. Bak sen. Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Ayşe, bak bana. Ne oldu? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Arkamdan iş mi çeviriyorsun? Doğayı alıp Eskişehir'e götürmek ne demek? Evet, vardı öyle bir planım da. Bu tavır ne? Doğa anneannesi dedesini görünce rahatlar diye düşündüm. Bana haber verme zahmetine bile katlanmadan, öyle mi? Bana bak, sen bana hesap soramazsın. Nasıl hesap soramam sana? Ya Doğa iyi hissetsin diye yaptım ben. Ayşe. Kızım. Doğa. Ah başım, ah başıma gelenler. Gene evladımdan ayrı düştüm. Allah'ım sen koru yavrumu. Sağ salim eve dönmesini nasip et. Of. Ah. Vallahi anne ne iyi ettin de onları tıktın o deliğe. Yerlerini bilsinler en azından. Hem bitli hem şuursuz. İnsanda biraz gurur olur ya. Poyrazıma dua etsinler. Kapı dışarı etmeyi de bilirim ben. Ay inşallah o günler de gelir. Bir de evladımı serbest bıraksalar. Bayram edeceğim o vakit. Ama ne ses var ne sen. Gülben abla arıyor. Alo? Ne? Ne diyorsun abla sen? Ne dumanı? Kuaför yanıyor. Sen koru yarım. Ne oluyor Cansel? Dükkan yanıyor Şahin, koş! Hep burada mı kalacağız Nana? Hayır Canuka. Bir çare bulacağım. Poyraz abi mı acaba? Poyraz abi... Geri dur. Kimsin sen? Yardım edin! Burada biri var, yardım edin! Yaklaşma! Kaç Yusuf, kaç! Bırak onu, bırak! Bırak! Nana! 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 Bırak onu, bırak! 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 Dur lan! Kaçma! Gel buraya! Poyraz abi! Nana! Nana ne olur uyan Nana! Nana! Nana, Nana ne İyi olur! İyi de merak etme. Merak etme iyi de. Gel Yusuf. Şunları halledelim. Hazırlanıp çıkmam lazım Adalet abla. Temizlik için şu şirketin belirlediği eve gideceğim. Öncesinde halletmem gereken işler de var. Ne kadar erken çıkarsam o kadar iyi yani. Aynur, aman kızım çok dikkatli ol değil mi? Telefonunu da al yanına, sakın yanından ayırma. Merak etme ablacığım, dikkat ederim. Hayırdır inşallah. Ferit Bey bir şeye kızmış kesin. Ferit Bey? Pikniğe gidecektiniz. Ne oldu? Kötü bir şey yok ya. Her şey yolunda mı? O kadınla herhangi bir şeyin yolunda gitme ihtimali var mı? Artık her şey değişti. Kimse kızımın yanından söküp alamaz beni. Kimse. O adamla ortak herhangi bir şey yapınca işte sonu böyle hüsran oluyor. Yine anlamadan, dinlemeden ortalığı yakıp yıktı. Ya Doğa tam düzelmeye başlamışken kızım yine yıkıldı. Abla şu Eskişehir meselesini önceden söyleseydin belki böyle olmazdı. Yaptığım her şeyi Ferit'e haber vermek zorunda değilim ben. Sonuçta Doğa'yı bir gün görme hakkı var. Ama Ferit Efendi hayatımızın tümüne dahil olup huzurumuzu bozmakta kararlı. Abla, yani Ferit abi Doğa'nın babası sonuçta. Ve sen de buna alışmak zorundasın. Ben kızımı düşünürüm. Benim önceliğim kızım. Ben sadece Doğa için en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. İyi tamam. Bir şey demedim. Doğa seninle konuştu mu? Hayır. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Her şey çok güzeldi. Ama yine kavga ettiler cici. Ben yine birbirlerini seveceklerini sanmıştım. Ama sevmiyorlar. Ne dedin sen cici? Gel kızım gel. Bembeyaz oldu yüzün. Allah vere de karnındakine bir şey olmasa. Of anneciğim ya, elimde mi? Aklım çıktı haberi duyduğumda. Üzme kendini artık ha. Bak çok büyük bir zarar yok. Allah'tan dükkanın dış tarafında. Bir temizlikte hallolur. Az biraz sakinleyelim. El birliğiyle eski haline getiririz. Annem haklı. Bir şey yok canım. Hem cana geleceğine mala gelsin. Değil mi? Buna da şükür. Dertler geldi mi bir bir gelmiyor ki. Dolu gibi yağıyor. Oh Poyraz'ım ne halde kim bilir. Ay Cansel, hangi birinize yanacağımı şaşırdım vallahi. Vallahi anne, benim dükkanın başına gelenler de kesin bu bittiler yüzünden. Yoksa kim niye uğraşsın benimle? Sevilen bir şahsiyetim sonuçta. Hadi oğlum aç kapıyı. İt kapıyı. Yavrum, döndün. Çıktın mı? Oh, çok şükür ya Rabbim. Çıktım anacığım. Biri çalıntı malları dükkanıma yerleştirmiş. Malları koyanları buldu Merdolar. Tabii kumpas ortaya çıkınca serbest bıraktılar. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Geçmiş olsun Poyraz'ım. Sağ ol abi. Hayırdır? Sizin neyiniz var? Cansel'i komşusu aramış, sizin dükkandan duman geliyor demiş. Biz de apar topar çıktık yangın var diye. Meğer biri dükkanın brandalarını tutuşturmuş. Kim, neden yaptı hiç bilmiyoruz. Ben size söyleyeyim. Yusuf'la annesini kaçırmak isteyenler sizi evden çıkartmak için yem atmışlar. Depoda saldırıya uğramışlar. Son anda yetiştim. Poyraz abi uyanıyor. Söylediğim gibi evde kalsalardı bunların hiçbiri olmayacaktı. Yusuf. Buradayım nana, buradayım. Tanrı'ya şükür iyisin. Yusuf iyi. Sen iyi misin? Sen çıkmışsın. İftiraydı zaten, temizlendi. İyisin. Başına gelenler bizim yüzümüzden değil mi? Şimdi bunları düşünme. Mesele halloldu. Asıl sen anlat. Sana bunu yapanı görebildin mi? Adamın yüzünde maske vardı. Birden girdi içeri. Direnmeye çalıştım. Kafama vurdu kürekle. Sonra bayılmış. İdo hadi bakalım. Bir bardak su kap getir. Ben mi? Doğru söylüyorsun. Birlikte getirelim. Sen iyi misin? bu onun işi ise sana içeride zarar vermek isteyen olmuştur. Kafama taşı indirdiğinde hiç acımamıştın. Nasıl oldu da endişelendin benim için? Şükürler olsun. Sağ salim gelmiş evine. Hayatta en nefret ettiğim şey başarısızlıktır. Ve sen bugün 2 başarısız işe imza attın. Poyraz'ın üzerine suç attın ama adam çıktı. Müjde verdin. Kızla çocuk gelecek dedin. Ama bak, ellerimiz bomboş. Sözümü tutacağım abi. Tam tutacaktım ki Poyraz çıkıp geldi. Yoksa çoktan bitmişti bu iş. Yeter! Bahane istemem. Sana 2 gün izin veriyorum. Bu işi çözeceksin. Yüzüme bak! Yoksa ne olacağını biliyorsun. Anneciğim, sana yemek getirdim. Doğa. Kız. Hii. Anneciğim, sen yanıyorsun. Anne. Çok hasta oldum ben. Haklısın beni. Hemen ateş düşürücü getiriyorum. Olmazsa hastaneye gideriz. Dur anne. Ben bir şey istesem yapar mısın? Yaparım anneciğim. Tabii ki yaparım. Sen yeter ki söyle. Ferit Bey, bıraksaydınız ben yapardım. Gerek yok. Ben yapmalıyım. Bu siniri atmam lazım. Yoksa gidip bu evi basarım. Ayşe de bahane bulup kızımı göreceğim tek günü sildirir. O yüzden sakin kalmalıyım. Ben de seni arayacaktım. Bugün benim günüm. Kızımı bu hafta göremedim. Öbür hafta 2 gün göreceğim. Ferit, bırak şimdi bunları. Ben Doğa için aradım. Ne oldu? Bir şey mi oldu Doğa'ya? Ateşi çok yüksek, seni görmek istiyor. Hemen geliyorum. Kötü bir şey mi olmuş Ferit Bey? Doğa, ateşi yükselmiş. Ah yavruma. Hep üzüntüden. Nasıl durumları? İyiler mi? Daha iyiler. Aman oğlum aman. İyi olsunlar da. Bizim ailemizin başına gelenler önemli değil. Anacığım. Sen benim kıymetlimsin. Gözümün ferisi. Ama ben o kadınla çocuğu size emanet etmedim mi? Neden kömürlüktelerdi? Senin yokluğunda neler çektim, ne gözyaşı döktüm biliyor musun? Şu kalbim kaç kere yerinden sökülür gibi oldu, soruyor musun? Yok. Sultanım, canım anam, başımın tacı yapma böyle. Sabırla içeriden çıkmanı bekledim. 3 yıl. Ama geldiğinden beri rahat bir nefes almadık. Bak oğlum. Bunların başındaki bela çok büyük. Ha sen kendin söyledin. Adam evimize kadar girmiş. Ne yapayım? Gidip bir kadınla bir sabiyi vereyim mi o alçaklara? Senin oğluna bu yakışır mı? O zaman senin için rahat eder mi? Söyleme. Yavrum, sen üstüne düşeni fazlasıyla yaptın. Ya götür teslim et demiyorum ki. Benim tek derdim senin iyi olman. Bak onlar bu çatı altında durduğu sürece ne huzurumuz olacak ne rahatımız. Sen içini ferah tut sultanım. Senin oğlun her şeye yetişir. Bak geldim. Başınızdayım evvelallah. Şimdi şu zehirin köşte ekeyim, onu bulma zamanı. Nerede Doğa? Alıp götüreceğim onu. Ben bakacağım kızıma. Ferit anlamıyor musun? Kızımız ikimizi de yanında istiyor. Seni niye çağırdı sanıyorsun? Onu alıp götüresin diye mi? Ya üzüntüsünden hastalandı çocuk. Yine kavga etmemiz onu daha fazla üzmekten başka hiçbir işe yaramaz. Madem babayım diyorsun, kızının ihtiyaçlarının kendi öfkenden daha kıymetli olduğunu öğren artık. Kısa. Kıvırcıkların en güzeli. Ne oldu sana? Nazar mı değdi? Baba. Sen misin? Geldin mi? Gelmez miyim? Sen çağır yeter ki. Uçar gelirim. Ben hiç iyi değilim baba. Çok hastayım. İyi olacaksın, tamam mı? Ben sana sallama çorbası yapacağım. Fişek gibi olacaksın hatta. Olur ama bana masal da oku. Okurum tabii. Hem de en prenseslisinden. Anne. Babamla birlikte sen de masal okur musun bana? Okurum bir tane. Sen yeter ki iste. Tamam. O zaman ben işimin başına gideyim. Sana sallama çorbalarını en şifalısını yapacağım. En acil. Ben de sana yardım edeyim. Oldu bu iş cici. Burhan abi 2 tane çay. Usta. Sen içerideyken boş durmadın. Epey bir araştırdım bu köstebek kim olabilir diye. Hatta mahalleye yeni taşınanlarla para ihtiyacı olanları epey bir göz hapsine aldım. Ama kimse çıkmadı. O zaman o 1-2 çatlak sesten biri. Eyvallah. Geçmiş olsun Poyraz. Az kalsın demir parmaklıkların arkasına gidiyormuşsun. Dikkat et kendine. Şerefsiz alçağın biri iftira atmış. Yakalayamadık ama olayı çözdük. Sen de girip çıktığın yerlere dikkat et. Sonra bir bakmışsın dolandığın pisliğin içinde boğuluyorsun. Ne diyorsun anlamadım. Ekmeğimin peşindeyim ben. Senin gibi oyun oynayacak vaktim yok. Merdoğan. Buyursun. Bundan bir koku geliyor. Peşine birini tak. Eyvallah usta. Havuç göremedim. Yok mu yoksa? Var. Çekil. Patatesi de göremedim. Soğanı da çıkar. Pirinç de çıkar. Tencereyi ver tencereyi. Ne bakıyorsun öyle? Avucumda mı kaynatacağım ben bu çorbayı? Ferit, bir ona kadar say istersen. Yoksa o sallama değil, asabi çorba olacak. Ben bu çorbaya sevgimi katıyorum. Benim sinirim sana. Benden kızımı alıp Eskişehir'e götürecektin. Ne dememi bekliyorsun? Teşekkür etmem mi? Niyetim Doğa'yı senden kaçırmak falan değildi. Anneannesi, dedesini görmek iyi gelir diye düşündüm. Çocuk biraz rahatlasın istedim. Sen de sakin olur musun lütfen? Sakin falan olmayacağım. Benden tam 6 yıl boyunca kızımı kaçırdım. Doğa, bebekken ilk anne dedi değil mi? Sonra... Baba. Kime? Kıl kuyruğun birine Ayşe komiser. Hem de 6 yıl boyunca. Hata yaptım. Ama şu saatten sonra kızım için doğru olanı yapmaktan vazgeçmeyeceğim. Ben bir Doğa'ya bakayım. Ay abim çıktı ya, sevinçten bütün mahalleyi temizlerim valla. Valla ben hakkıyla sevinemedim Nazlı. Yüreğim hala kuş gibi çırpınıyor. Bizi bu hale koyanlar Allah'ından bulur inşallah. Yavrum, üzme kendini bu kadar ha. Bak toparladık, bir şey kalmadı ki. Anneciğim, siz tehlikenin farkında değilsiniz herhalde. Bugün dışında yakarlar ateşi, yarın içinde. Buna sebep olan kadın da evde yan gelir yatar, keyfine bakar. Sen merak etme kızım. Herkes haddini de bilecek, yerini de. Yapacağımı biliyorum ben. Nazlı, gel kızım benimle. Yapacağını biliyormuşmuş. Poyraz Efendi kahramanlık yapacak diye Allah'ın biklisini getirdiler, tepemize çıkardılar. Ama dur. Madem ben bu kadar uğraştım, sen de biraz çalış Poyraz Efendi. Madem beni yakıyorlardı, sen de sulara karış. Sağlama çorbası en iyisi olmuş. Ellerine sağlık baba. Şifa olsun benim kızıma. Siz yanımda olunca iyileşiyorum ben. Anne. Babam çok güzel yapıyor değil mi bu çorbayı? Hani bir keresinde ben çok hastalanmıştım. Babam gelmişti. Yine sağlama çorbası yapmıştı. O zaman da iyi olmuştum ben. Evet anneciğim, yapmıştı. Çok da güzel bakmıştı sana. Siz yanımda olunca kendimi iyi hissediyorum. Bana masal da okumuştun babiş. Burada kalıp yine okursun değil mi? Gerekirse 1000 gece kalıp 1001 gece masalları okurum sana. Anne sen de dinler misin masalı? Dinlerim tabii anneciğim. Sen yeter ki iste, dinlerim. Doğa. Kızım sen su gibi olmuşsun. Sana ılık bir banyo yaptıralım. Ateşin düşsün biraz. Kıyafetlerini değiştiririz. Biz Dodom'la hallederiz abla. Değil mi Dodocuğum? Gel bakalım prensesim. Sen niye çocuğa tutamayacağın sözler veriyorsun? Yok 1000 gece kalırmış da 1001 masal okurmuş. Her şeyi bu kadar abartmasın olmuyor mu? Çocuğum neyi duymak istiyorsa onu söylüyorum ben. Kız hasta. Anladın mı? Hasta. Allah'ım sen bana sabır ver. Bunlar? Poyraz abi onlar ne? Lazım olan bir şeyler. Bak. Bak. Bunları sana aldım Yusuf'cum. Bana niye aldın? İstemem. Yalın ayak yere basıp da hasta olma diye derlik bunlar. Başıma kalırsın sonra, aman. Bu da diş fırçası. Mecburen, hijyen için. Bunlar gerek yok. Yani biz burada mı kalıyoruz? Evet. Hayır. Burada kalmıyorsunuz. Sizin için yer hazırladık. Aynur, ha kızım, aklım sende kaldı. Ne yaptın? Hallettin mi işlerini? Hallettim abla, dışarıdaki işlerimi hallettim. Şimdi temizlik yapacağım eve geldim. Evin muhiti nasıl kızım? Temiz, sakin, nezih bir yer burası. Ferit Bey de şirket yöneticileriyle konuşmuş, gerekli şeyleri söylemiş. Zaten ev sahibi de evde yokmuş. Şimdi görevliden alacağım anahtarı. Aynur, aman kızım sen yine de dikkatli ol, olur mu? Çıkınca da hemen ara beni. Hadi hayırlı olsun bakalım. Tamam, merak etme ablacığım, görüşürüz. Ev de gayet temiz görünüyor. İşim kolay olacak anlaşılan. Gir kızım, çekinme. Ne gerek vardı anne? Yok oğlum, öyle olmaz. Herkes yerini bilsin. Herkesin yeri belli olsun yani. Sağ ol. Çok güzel. Zahmet verdik size. Estağfurullah. Buranın çok eksiği var ama hallederiz yavaş yavaş. Hep beraber. Gerek yok. Kalıcı değiliz zaten. Ben bir yemeğe bakayım. Alo Merdoğan. Alo usta, bir sorunumuz var. Marangozhaneyi su basmış. Su mu basmış? Tamam, geliyorum.